podcast dinle. Herkese merhaba. Merhaba. Volkan Öksüz ben. Volkanik diye bir köşemiz var podcast dinle de. Burada çok kıymetli konuklar ağırlıyoruz. Şimdi bu konuklarımızdan bir tanesi Kevin Bird. Kevin kendisi İngiliz ama çok iyi Türkçe konuşur ve İzmirli İngiliz. İzmirli. Türk İngiliz diyebiliriz. Ya, tabii daha fazla Türk'üm aslında. Evet. İzmir'de de herkes Bork ailesini ve Kevin'i bilir. Kuyumcudur aslında. Taşçıdır, pırlantacıdır. Aile olarak evet. Ailece. Aile mesleğimiz odur. 1900'lü yıllardan beri 22. O işleri yaparlar. Ama Kevin'in şimdi daha başka bir tutkusu var. Maraton. Koşuyor. Koşan adam oldu. Onu konuşacağız. Kevin nasıl geldi bu tutku, koşma arzusu? Volkan şöyle, ben koşu bende her zaman vardı. Yani spor her zaman benim hayatımdaydı zaten. Değişik sporlarla uğraştım ufaklığımdan, çocukluğumdan beri. Lisanslı olarak işte futbol oynadım, binicilik yaptım. Hatta binicilik yaptığım zamanlarda dahi koşuyordum. Yani koşu her zaman, zaten her sporun temelinde koşu olduğu için, kardiyo olduğu için koşu her zaman benim hayatımdaydı. Ama profesyonel olarak ne zaman oldu dersen, ne zaman başladı dersen 2005 senesiydi. İzmir'de Kültür Park'ta bilirsin. Koşu parkurunda bir koşu grubuna rastladım. Tamamen tesadüf eseri. Onlara biraz takıldım. İşte sohbet, muhabbet falan koşu esnasında derken. Beni işte bir hafta için bir gündü. Pazar günkü uzun koşularına çağırdılar. İncir altına. İşte oraya gittim. Onlara biraz takıldım. Ve daha sonra da hani ısındım. Sohbete ısındım. Gruba ısındım. Koşuya farklı bir gözle bakmaya başladım. Ve aklıma maratoncu geldi. Yani bu adamlar bu 42 kilometreyi nasıl koşuyorlar falan gibi hep böyle kafamda hep düşünmeye başladım. Sonra da bir süre sonra da ben niye yapmayayım ya dedim ve girişim o şekilde oldu. Profesyonel olarak koşuya daha doğrusu. Peki sonra bu maratonu araştırdın. İyi maratoncu nasıl olunur diye araştırdın. Şöyle yani yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayıydı ve de takip eden sene işte yani daha doğrusu aynı sene içerisinde takip eden süreçte o zamanki adıyla Avrasya Maratonu koşulacaktı. Ve ben bütün yaz yine o koşu grubunun bana tavsiye ettiği bir abi diyelim, abinin verdiği programla Kasım ayında koşulacak olan Avrasya Maratonu'na hazırlandım ve geldim burada Avrasya Maratonu'nu koştum. O zamanki parkurda, yani İnönü Stadyumu'nda biten parkurunda koştum. Ve gayet mütevazi bir dereceyle, yani tamamen bitirmeye endeksli olarak 42 kilometreyi koştum. Daha sonra baktım, ya bu iş güzel bir iş dedim. Kendimi çok iyi hissediyorum dedim. Ve hani niye geliştirmeyeyim dedim, niye daha iyi olmasın dedim, derece anlamında konuşuyorum. Ve daha profesyonel antrenörlerle, menajerlerle çalıştım, çalışmaya başladım. Ve de hani süreç o şekilde işledi. Bu araştırma ve bu antrenörler seni zannediyorum Kenya'ya doğru yönlendirdi. O bir süre sonra oldu. Yani ben evet doğru, yani 2014 yılındaydı. O zamanlar işte federasyonla bağlantılı olan bir hem antrenörlüğümü yapan hem de biraz da işte hani menajer diyebiliriz. O şekilde bana yardımcı olan birisiyle çalışıyordum ve beni Afrika'ya bu işin en iyisi, hani en iyi yeri olan yeri gönderdi. Çok büyük katkı sağladı bu anlamda bana. Hatta yani sırf sportif manada değil, bir de hani hayata bakış açısından da bana çok inanılmaz katkılar sağladı. Peki Kenya'da ne kadar kaldın ve Kenya'da neler yaşandı? Biraz Kenya'yı anlatın. Orayı iki farklı şekilde değerlendirmek lazım. Bir sportif manada değerlendirmek lazım. Sportif olarak dediğim gibi değerlendirmek lazım. Bir de oranın hani insana kattığı, ne diyeyim, biraz da felsefi olarak mı diyeyim bilmiyorum. Yani kattığı artıları veya artık nasıl bakıyorsanız o şekilde değerlendirmek lazım. Sportif olarak düşün, yani bana soruyorsan sportif olarak şöyle, oranın özelliği 2600 rakım olması kaldığımız yerin ve bu işte rakım çok önemli. Yukarı çıktıkça atmosferdeki oksijen miktarı azalıyor ve dolayısıyla da şartlar zorlaştığı için vücut kendisini o zor şartlara adapte ediyor. Bu aşağı yukarı 3 haftalık bir süreç sonunda oluyor ve oradaki adaptasyondan sonra hemen gelip deniz seviyesinde performans göstermeye geldiğiniz zaman bayağı bir farklı hissediyorsunuz kendinizi. Yani bir arabaya turbo motor takılmış gibi oluyor. Ama kötü olan da şu, deniz seviyesine geldiğiniz zaman vücut kolay şartlara, yani bol oksijenli ortama da bir haftada adapte oluyor. Yani kolaya daha çabuk adapte oluyor ve tekrar eskiye dönüyorsunuz. Ama tabii bir de oranın dediğim gibi bir de başka bir tarafından da bakmak lazım. Oradaki yaşam şartları, oradaki insanların
insanların neler yaptıkları, aile düzenleri, çocuklar, kadınlar, çalışan erkekler, yani çok 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 farklı ve herkesin yani bence bir görmesi lazım ya, bir deneyimlemesi lazım. Ama şu var, yani buradan kalkıp da hani ben gidip orada bir safari turu alayım, orada tül perdelerin arasında işte zürafalara bakayım, aslanlar ceylanları nasıl kovalıyor, elimde kadehle onu izleyeyim değil. Hayır. Orada bir köyde elektriksiz ortamda, çamurun içinde gerekiyorsa, sivrisineklerle, artık neyse, o şekilde bir zaman geçirmekten bahsediyorum. Sen öyle yaşadın orada. Ben aynen, evet. Evet, ne evet. Kadar süre yaşadın? Evet, evet. Valla şöyle, ben bir gittim orada bir 5 hafta kaldım. Ondan sonra geldim, sonra gittim Rotterdam maratonunu koştum. Rotterdam'dan geldim, baktım İzmir, ya hani sıkıldım İzmir'de ya. Özledim yani. Afrika'yı. Aynen. Ki yani baktığınızda yani öyle bir şartlar var ki yani elektrik gidiyor, fırtına çıkıyor, teller kopuyor, kapılar kilitlenmiyor, sivrisinek zaten inanılmaz. Çamurun içindesiniz falan böyle. Yemekler falan zaten hani dışarıda yenecek gibi değil, anca işte belli korunaklı yerlerde yiyebiliyorsunuz. Dediğim gibi İzmir'e döndüm, baktım ya ben dedim bir yani aşağı yukarı bir ay sonra falan ben tekrar bir gideyim dedim oraya ya. Ben burada sıkıldım dedim. Burası bana göre değil dedim. Atladım bir daha gittim. Yine bir 5-6 hafta falan kaldım. Ondan sonra döndüm. Yani şimdi tatillerini sen orada değerlendiriyor gibi bir hale geldin. Ya şöyle, işin gerçeğini istiyorsan ondan sonra tekrar açıkçası bir fırsatım olmadı ama en kısa zamanda, hatta Ayça'yla da beraber onu tartışıyoruz, bazen konuşuyoruz. Hani atlayalım bir gidelim orada biraz kalalım diye. Çünkü onun da yaptığı spora çok katkı sağlayabilecek bir ortam. Peki oradan Rotterdam maratonuna gelelim. Evet, oradan geldik. Oradan Rotterdam'a gittim. Rotterdam'da maraton koştum. 42 kilometre koştum. Ve o benim yani yaptığım en iyi dereceydi. Ve o zaman da İzmir'de tabii maraton koşanlar içerisinden bahsediyorum. Yapılmış o tarih itibariyle tabii geçmişe veya şu günü kastetmiyorum. O gün için en iyi dereceydi. Gayet de güzeldi. Ondan sonra gittim yarım maratonlarda koştum. Oradan aldığım form düzeyiyle. Orada da bayağı sportif olarak çok çok başarılı oldum. Sonra tekrar gittim dediğim gibi. Sonra tekrar dönüşümde de İzmir'de Avrupa Şampiyonası koştum. Yine maraton koştum. 42 kilometre koştum. Türk takımında koştum. 4 kişilik. Orada da iyi oldu. Orada da Avrupa ikincisi olduk yani. Kürsü yaptık. Peki biraz Kevin, hafif işin magazini olacak ama şimdi sen İzmir'e de belli bir cemiyete mensupsun. Alsancak'ta işte İzmir sosyetesinden bilinen bir ailesiniz. Afrika'ya da gittim, beni çok etkiledi, çok değiştirdi dedin. Mesela işte o biraz da onu konuşalım mı? Ya şöyle... Bir varlık içerisinde bir yokluğun içine git. Aynen öyle. Gerçekten de yokluğun... Ya şöyle, yokluğun içerisindesin Volkan ama hani nasıl bir yokluk, nasıl bir varlık? Yani İzmir'deki varlık nasıl bir varlık, oradaki yokluk nasıl bir yokluk? Onu iyi değerlendirmek lazım. Ne istediğinizi bilmek lazım. Oradaki insanların yaşama tutunmaları, mutlulukları, aile ortamları, birbirlerine davranışları. Ben bir kere orada hiç bağırma çağırma görmedim. Kavga görmedim. Hiç şahit olmadım kavgaya. Hiç. Onların kavgası tamamen hayatla zaten herhalde. Ama bak, hayatla diyorsun ama hayatlarından çok memnunlar. Mutlular yani, değil çok mi? Çok ciddi söylüyorum bak. Çok ciddi söylüyorum. Bir tane asfalt yol var, o da ana yol. Asfalt. Diğer bütün yollar toprak. Ve çamur. İnanılmaz yağmur. Bir anda yağmur başlıyor ama öyle bir yağmur değil. Sonra çamur. Çocuklar da zaten ayakkabılı çocuk falan hani görmek çok şey zor. Adamlarda telefon var. Facebook'ları var. Ama şarj edecek elektrik yok. Yani öyle bir yaşam ama dediğim gibi inanılmaz mütevaziler, inanılmaz sevecenler, güler yüzlüler. Aile içerisinde birbirlerine inanılmaz iyi davranıyorlar. Bu bakımdan baktığın zaman evet, yani sonuçta bu bir varlık yani. İzmir'e geliyorsun, bakıyorsun ya bizim her zamanki şikayetlerimiz. Yok işte efendim bilmem ne niye olmuş, alt komşu niye üst komşuya bilmem ne demiş, o niye böyle yapmış, niye arabayı buraya park etmiş, işte efendim şu olmuş bu olmuş falan filan. Yani bakıyorsun anlamsız geliyor bazı şeyler ve bilmiyorum, tırnak içinde tabii söylüyorum, şımarıkça geliyor. Ve de bakıyorsun yani özlüyorsun orayı ya, özlettiriyor kendisini, gerçekten de öyle. Podcast dinle.